Evet, selamlar arkadaşlar. Paranın üstatları serisinde bugün Serkan İnci'yi tanıtayım dedim. Şimdi Serkan İnci kimdir? İnci Sözlüğü'nün e, kurucusudur. İnci Sözlük'ten hepiniz bilirsiniz kendisini. E, Serkan İnci'yi neden bu seride inceliyoruz? Bir kere kendisinin ifadesiyle 30 yaşında, daha 30 yaşında e, emekliliği hak etmiş, ömür boyu e, kazandığı parayla Hayatını sürdürebilecek bir durumda olan bir birey, kendisi şu an Amerika'da ve yani seri girişimci olarak tanıtıyor kendisini, paradan anlayan bir iş adamı, küresel dalgalardan da anlayan, geleceği olan kripto paraları ve değerli emtialardan da anlayan birisi. Geçmiş tarihe baktığımızda görüyorsunuz. Borsa Bitcoin ve kripto para dünyasında kazanmanın Yolları diyor ee, Video başlıklarına da baktığınızda Anlayabiliyorsunuz Genelde vizyonu Güzel kendisinin ee, e, Hayata bakışı ticarete bakışı e, Kişisel gelişime bakışı e, Durmamayı sürekli gelişmeyi sürekli üretmeyi ülkeye faydalı olmayı Amaç edinen Ve bunun e, Yolun yöntemini kendi tecrübeleri aracılığıyla size sunan e, ülkemize yararlı bireylerden birisi. Amerika'da parasını kazanıyor, ülkemize yatırıyor. Yani Gerçek milliyetçilik budur. Ülkeye döviz getirmek, ülkeye istihdam sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Hepimizin derdi bu. Yalnız çok çalışkan olmamıza rağmen birçoğumuz para konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Çok çalışkan olup da çok da para kazanabilmenin yöntemini, sistematiğini, kendi vizyonunu, kendi e, hayat felsefesi açısından sizlere sunan birisi Serkan İnci. E, dediğim gibi İnci sözlüğün sahibi. Oradan hatırlayacaksınız kendisini. Şu videosunu da bir dinleyelim arkadaşlar. Peki inşaat yapmakla, arsa çevirmekle silikon vadisi kurabilir misiniz? Bence kuramazsınız arkadaşlar. Bu bir kültür. Gençlere, yeni bir şeyler üretenlere ön yargılı bakmama, merak etme, onlara fırsat verme, onlara sürekli yatırım yapma, onları özgür bırakma kültürüdür. Silikon vadisi kültürü. Ve bu kültürü Türkiye'de göremezsiniz. Neden? Türkiye'de her şeyi en çok bilen yaşlılardır, olgunlardır. En az şeyi bilen gençlerdir. Gençlerin aklı ermez, her şeyi yaşlılar bilir. Onların dediğini tekrarlamak zorundasındır. Onlar ne emrediyorsa onu takip etmek zorundasındır. Karşı geldin mi? O zaman sen hassissindir. Ya bunu değiştirelim, burada hata var dedim mi? O zaman sen şımarıksındır, o zaman sen büyüklerine saygılı değilsindir. Evet arkadaşlar dediğim gibi Türk insanın sorunu çalışkan olmak ama bir türlü bu çalışkanlığını paraya dönüştürememek. Kendisi Türkiye'nin önümüzdeki senelerde de ilk 10, dünyanın ilk 10 ekonomisine giremeyeceğini söylüyor. Çünkü ciddi bir iğme gerektiğini söylüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Türkiye'nin temeli çok sağlam. Gerekli adımlar, atılımlar, bireyler kendi arasında ve devlet de felsefe olarak yapar, gerçekleştirir, iyi bir organizasyon olursa... Türkiye Hayal edilemeyecek yerlere gelir. Çünkü e, verimli döngü diye bir şey var. E, darona Acemoğlu'nun tanımladığı. Yani Türkiye'nin temeli sağlam. Eninde sonunda e, temel değerlerine sahip çıkarak kalkınmasını gerçekleştirecektir. E, bazı sorunlarımızı aşarsak bu kısa vadede bunu başaracağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoda da Serkan İnci'yi Serkan İnce'nin kanalını ve kendisini e, tanıdık. Böyle vizyoner insanları tanımaya, tanıtmaya e, tavsiye etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.